geldiği zaman 1,5 aylık yavrusu vardı. Sonradan sabah bir kalktık, doğum yapmış. Şok olduk tabii. Acaba dedik ölen bir kedi mi yani, o kadar küçük doğmuştu ki. Yani anlayamadık keçi olduğunu, zaten beklenmedik bir hamileliği oldu. Yürüyebiliyor. Yani yürümesi şöyle. Süper. Yeni yeni yürümeye başladı. İsmi var mı? Gümüş koyduk ismi. Gümüş koydunuz. Ben 24 yıllık veteriner hekim, ilk defa karşılaşıyorum. Genelde ölü doğar. Ama sizinkisi canlı doğmuş. Bebek. Hocam bir de bunu isarı durun. İçini temizliyorum. Şimdi sütü peki? Balon düşünün. İçi dolu bir balon. O balon... Sesli. Hocam eğer erken doğmasaydı yani Allah korusun kurban edecektik. Yani o zaman çok üzülürdük ve gerçekten etini de yiyemezdik hayvanın. Dördüde dişi. Dördüde dişi. Hı hı. Bu erkek. Böyle bir şey... vaka bir de insanların ilgisini çekiyor. İşte. Zaten hamile olan bir hayvanın ikinci defa çiftleşmesi sonucu oluşan bu gebelik durumuna süperfötasyon diyoruz. Emine'ye ait olan bu keçi 2 ay önce doğum yapıyor. 2 ay sonra tekrardan bir doğum yapıyor. Normalde bu doğumlar eş zamanlı olur. Ayrı zamanlarda çiftleşme olur ancak eş zamanlı doğum olur ve yavrulardan biri prematüre ölü doğum olur. Ancak bu farklı zamanlarda sağlıklı 2 yavru dünyaya gelmiş. Bu anlamda çok kıymetli. Aynı zamanda bu Emine bu hayvanı kurbanlık olarak ayırmış. Bir hafta sonra kesilecekti ancak doğumu yapınca sürpriz olmuş. Ben 24 yıllık hayatım, meslek hayatımda ilk defa böyle bir vakayla karşılaştım. Üreticimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vaka köpeklerde ve domuzlarda yaygın olmasına karşın keçilerde milyonda bir denk geliyoruz. Ve çoğu zaman prematüre doğumla sonlanıyor. Biz bunu normalde beslemek için aldık, kurbanlığa yetiştirmek için. 1,5 aylık bir yavrusu vardı. Sonradan doğum yaptığını görünce çok şaşırdık tabii ki de. Milyondan görülen bir durummuş. Normalde yavrusu olan bir keçi yavrulamıyor. O şekilde şaşırdık. Eğer doğum yapmasaydı? Doğum yapmasaydı kesecektik kurbandan. Kurtulmuş oldu yani yavrumuz. Peki vardı, nasıl? Aldığımızda 1,5 aylık yavrusu vardı. O yüzden hamile olma ihtimalini hiç vermedik. Erkek keçimiz de yok. Geldiği yerden yavru getirdi. Yani iki tane, 2 ay aralıklarla oldu. Evet, 2 ay aralıkla 2 tane yavrusu oldu. Bu nasıl, durumu nasıl? Durumu çok iyi. Biraz erken doğdu. Şu an sağlık durumu çok iyi. Veteriner hekimimiz çok sağlıklı olduğunu söyledi. Dişlerinin çıktığını işte, herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Annenin sağlık durumu da çok iyi. Şu anda besliyoruz. Evet, normalde milyonda bir görülen bir vaka. Hocam ilki herhalde. Bu 2 ay önce doğan yavru. Bu arada sağlıkları da çok iyi. Hem yeni doğanın hem de yetişkin olanın sağlık durumları çok iyi. Yeah.
Zaten şimdi Cihan Bey'le biz defalarca haber yaptık.